İstanbul güzel şehir. Özellikle de yağan yağmur sonrasında şöyle boğaza karşı oturup bira içmenin de keyfi bir başka oluyor. Bu birayı da Almanlar acayip yapıyorlar. Ama Almanların iyi olduğu bir konu daha var. O da tam şurada duruyor. Hatta bahsettiğimiz otomobil Alman otomotiv endüstrisinin en üst noktalarından birini temsil ediyor. Porsche amblemini taşıyor. Porsche 1948 yılından beri otomobil yapıyor. Ama yaptığı otomobiller hep spor otomobiller. Özellikle tek model üzerinde yürüyor, 911 üzerinde yürüyor. Fakat son 10 yıla baktığımız zaman, geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman Porsche halka da inmeye başladı. Halka inmeye başladı derken tabii ki hala fiyatları yüksek. Fakat SUV'ler, normal hızlı sedanlar gibi birçok otomobil yapmaya başladı. Bunların örneklerinden biri de arkamda duruyor zaten. Bu gördüğünüz otomobil Porsche'nin belki de en ucuz otomobillerinden biri. Porsche Macan. Cayenne'in biraz daha küçük versiyonu, yani Audi Q5 ile aynı platformda olan versiyonu. Cayenne ise Audi Q7 olarak düşünebiliriz, aynı platform üzerinden yükselmiş. Gerçi boylarına baktığımız zaman aralarında çok büyük bir fark yok. Cayenne ile Macan arasında sadece 17 santim gibi bir fark var. Fakat işe sadece boyut olarak bakmamak lazım. Genel görünüş itibariyle Macan, Cayenne'e göre bir hayli küçük duruyor. Bu otomobilde küçük olan bir şey daha var, o da motor. İlk defa bir Porsche modelinde 4 silindirli ve 2 litre hacminde boxer olmayan bir motor kullanıldı. 2 litrelik 4 silindirli ve 237 beygir gücündeki makina, özellikle Audi modellerinden bu motoru çok iyi tanıyoruz. Fiyatı 105 bin euro bir Porsche'ye göre bu fiyat aslında oldukça makul gibi gözüküyor. Tabi başlangıç fiyatından bahsediyorum, 105 bin euro. Cayenne ya da Panamera ile kıyasladığınız zaman bu oldukça düşük kalıyor. Özellikle de Türkiye'de motor hacmine bağlı bir vergi sistemi olduğundan ve diğer Porsche modelleri 3 litrenin üzerinde olduğundan 2 litreye düştüğünüz zaman ÖTV'den bir aylık kazanıyorsunuz ve fiyat da bir aylık aşağı çekilmiş oluyor. Macan'ın tasarımında diğer Porsche modellerinden birçok alıntılar var. Özellikle farlara baktığınız zaman biraz Boxster, biraz da Cayman andırıyor. Cayenne'e göre burun tasarımı daha yatık, daha spor otomobil gibi gözüküyor. İşte geniş havalandırma ızgaraları, yatay ve dikey giden ızgaralar oldukça şık ve agresif gözüküyor ve otomobile yine Porsche'nin vermiş olduğu sportif karakteri kazandırıyor. Yine otomobilde birçok led detay var. Gündüz farları, hemen farların altında yanan ve arka tarafta stoplarda yanan yine ledler çok şık duruyor. Stop demişken bu otomobilin stopları da daha çok 911'leri andırıyor. Biraz daha ince ve uzun olarak tasarlanmış ve tek çizgi halinde yanıyor. Sinyal de, park da, fren de tek çizgi gibi yanıyor. Arka taraf demişken bagajda herhangi bir açma butonu gibi bir şey gözükmüyor. Bu tam sileceğin altına saklanmış. Minik bir düğme, biraz gizli gibi gözüküyor. Fakat uzaktan kumandadan ya da içeriden de bagajı elektrikli olarak açıp kapayabiliyorsunuz. Bu güzel bir ayrıntı. Yine Porsche'ye özgün çift tarafta bulunan egzoz çıkışları da bu otomobilin sportif detaylarından biri. Bizim test otomobilimizde gördüğünüz jantlar ise 20 inç boyutunda. Frenler zaten Porsche'nin olmazsa olmazı. Bu otomobilde de 360 mm'lik frenler var ve kocaman kocaman kaliperleri bulunuyor. Tabii 1870 kilogram ağırlığındaki bir otomobili durdurmak için bunlar olmazsa olmazlar. Macan'ın içinin de diğer Porsche modellerinden pek bir farkı yok. Diğer Porsche modelleri gibi yine orta konsolu, yani vites konsolu oldukça yukarıda konumlandırılmış ve üzerinde 30 tane falan herhalde buton var. Bu butonların hepsi tabii ki bir işe yarıyor ama bazen karmaşalıklar yaratabiliyor. Direksiyon zaten muhteşem. Zaten Porsche'nin kendine has bir ünü var ve bu ünü de aynen Macan'da devam ettirmiş. Zaten Macan'ı da üretirken Porsche küçük SUV'lerin spor versiyonu olarak bunu lanse etmişti. Bunun ABI Cayenne'den yaklaşık 250-300 kilo daha hafif olması otomobilin daha rahat akmasına sebep oluyor. Yani motoru ne kadar güçsüz olursa olsun, daha doğrusu hacmi ne kadar küçük olursa olsun Cayenne'e göre daha rahat gidiyormuş gibi gözüküyor. Tabii bunda 7 ileri PDK şanzımanının da büyük bir rolü var. Bu arada bu otomobil manuel olarak gelmiyor, sadece PDK'lı olarak geliyor ve bütün versiyonlar için durum aynı. Bahsettiğimiz gibi bu modelde 2 litrelik bir motor var, 237 beygir gücünde, fakat torku 350 Nm ve bunu
1500'de birden itibaren sunabiliyor. Bu da ayağınızın altındaki gaz pedalının daha net tepkiler vermesine neden oluyor. Yani her devirde, her viteste oldukça iyi hızlanabiliyorsunuz. Zaten katalog verilerine baktığınız zaman Macan ABI Cayenne'den, yani ondan güçsüz olmasına rağmen V6 motorlu Cayenne'den sadece son sürat haricinde bütün verilerde çok daha hızlı ve başarılı, daha performanslı. 0-100'ü 6.9 olarak gözüküyor. Son sürati 223 km olarak gözüküyor. Ve bunun yanında da özellikle yakıt performansı açısından ABI'nden bir ayla önde, ortalama 7.5 litre, 100 km'de 7.5 litre gibi bir yakıt tüketimi mevcut katalog verisi olarak. Macan'ın kadranları da yine Porsche'den alıştığımız şekilde, fakat bu sefer 5 tane değil 3 tane gösterge var. Ayrıca direksiyon üzerindeki butonlar da çok fazla karmaşa yaratmıyor. 6 tane buton var. 6 tane butonun ikisi ayarlı, yukarı ve aşağı olarak ayarlanabiliyor. Bunun yanında ayrıca yine tabii ki PDK'nın olmazsa olmazları, vites kulaklıkları var. Bu arada vites geçişlerinin oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim. Yani normal konfor modda bile vites geçişleri oldukça hızlı. Bunun yanında bu otomobilde farklı sürüş modları da var. Normalde bu otomobil konforlu modda, normal modda yürüyor. Fakat bunun bir sport, bir de Sport Plus batını var. Sport Plus mod normal Krono pakette geliyor. Krono paket opsiyonel olarak sunuluyor. Krono paket burada pist zamanınızı ya da 0-100 zamanınızı ölçebilecek saate kadar hepsini burada gösteriyor. Sport ve Sport Plus modları sürüşteki birçok parametreyi değiştiriyor. Özellikle elektrikli direksiyon daha sert ve daha net tepkiler verebilecek hale geliyor. Gaz pedalı da aynı şekilde tepkilere daha net ve daha hızlı cevap veriyor. Ayrıca vites geçişleri de hem daha hızlanıyor hem de daha üst devirlerde meydana geliyor. Porsche'nin asıl ihtisas sahibi olduğu konu yol sürüşü. Yani bu otomobilin yolda bir performans otomobili kadar becerikli olduğu her zaman söyleniyor. Bunu zaten otomobili kullanırken anlayabiliyorsunuz. Yani diğer SUV'ler kadar folloş değil. Direksiyon sürekli elinizin altında ve lastiklere sürekli olarak hükmediyorsunuz. Her yeri hissedebiliyorsunuz. Otomobilde tork vectoring, yani tork yönlendirme sistemi var. Bu nasıl çalışan bir sistem? Diferansiyeller sağa sol, ön arka bütün lastiklere ayrı ayrı güç dağıtabiliyor. Örneğin limitlerde bir viraja girdiniz ve otomobil fizik kuralları dahilinde önden kayma eğilimi göstermeye başladı. Bu sefer önün daha iyi tutunabilmesi için arka lastiklerdeki arkada içte kalan lastiğe, viraj içinde kalan lastiğe otomobil sistem, yani ufak ufak fren uygulamaya başlıyor. Dış lastiğe de bir o kadar daha fazla güç aktarımı yapıyor. Böylece arka taraf dış tarafı ittiği için otomobili kafasını da içeri doğru sokmaya başlıyor ve viraj kabiliyeti çok daha üst düzeylere çıkıyor. Aynı şekilde sadece arkada değil, önde de tork vektörün sistemi çalışıyor. Peki bu otomobile 105 bin euro vermeye değer mi? Bence değer, çünkü Audi Q5'e baktığınız zaman aslında aynı platformun paylaştıkları için aynı otomobil olarak gözükebilir ama hem kalite hem de sürüş özellikleri açısından ve tabii ki amblem açısından bu otomobile fazladan bir 25-30 bin euro vermek bence gayet mantıklı gibi gözüküyor. Sonuçta 105 bin euroya bir Porsche'ye biniyorsunuz ve bir Porsche SUV'ye biniyorsunuz. Bu da gayet mantıklı bir rakam gibi gözüküyor. Daha çok o ızgaranın böyle genişlemiş olduğu ızgara var ya. O yüzden orası bayağı böyle bir köpeğin ağzı gibi, köpek balığı ağzı gibi duruyor. Bir olmadır çakmazlar değil mi? Köpürüyor gerçi ama. Abi şu arabaya bak ya. Şu arabaya bak. Cici cici.